Herkese merhaba arkadaşlar, Frekans Adam'a hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde S7 Edge'in lansmanı yapılmıştı. Akabinde şu anda elimizde siyah renkli modeli bulunuyor. Bugün bu videoda hem kutusunu açacağız hem de ufak çaplı özelliklerine değineceğiz ve tasarımsal hatları sizlere ulaştıracağız. Dilerseniz ufaktan başlayalım. Evet arkadaşlar, şu anda Galaxy S7 Edge'in kutusu elimizde. Kutuyu açmadan önce dış görünüşüne bir bakalım. 32 GB'lık versiyonu var. Samsung'un logosunu ve mavinin izlerini, siyahla kombinesini görebiliyoruz. Gayet iyi pekişmiş. Kutu ilk bakışta insanı içine çekebilmeyi başarıyor. Hatta ve hatta beni aç diye bağırıyor, öyle söyleyeyim. Black Onyx renk seçeneği şu an elimizde. Aynı zamanda altın renkli modeli de var. Kutunun arka yüzünde teknik detaylar yer alıyor. 4.5G destekli bu alet, 64 bitlik bir 8 çekirdekli işlemciye sahip. Samsung'un kendi işlemcisinde 4 GB RAM'i bulunuyor. 5.5 inçlik Super AMOLED ekrana sahip olması oldukça iyi. Çift piksel teknolojili 12 megapiksellik bir arka kameraya sahip. Ön kameramız ise 5 megapiksel tutulmuş. IP68 suya karşı dayanıklılık özelliğine sahip olması da Xperia serisinden tanıdığımız bir özellik. 32 GB'lık dahili hafızası olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda Nox Protected özelliği bulunuyor. Kablosuz şarj özelliği de aynı zamanda bulunmakta. Kutunun şöyle sağına soluna bakalım. Şimdi kutuyu ufaktan açıyoruz arkadaşlar. İlk başta karşımıza S7'ye çıkıyor kutunun içinden. Bildiğimiz Android girişiyle bize merhaba diyor. Buradan başlatabilirsiniz. Şu an başlatmayacağız. Ekranın kavisleri bu modelde de devam etmiş. Ek olarak S6'ya nazaran arka kısımda da kavisler mevcut. Bu kavisler tasarıma şöyle bir özellik katıyor. Ekran geniş olmasına geniş. Fakat estetik bakımdan daha sade, daha minyon bir tasarıma sahip olduğunun izlerini bize yansıtıyor açıkçası. Kavisli tasarım o yüzden dikkat çekici diyebiliriz. Arka tarafta kameramızı yine görebiliyorsunuz. Flash da bulunuyor. Onun dışında alt kısımda microSD girişimiz bulunuyor. Kulaklık çıkışımız ve mikrofon kanalımız burada. Üst tarafta ise karşımıza SD kart ve aynı zamanda microSD kart ve aynı zamanda SIM kartın konumlandırıldığı kızağımız çıkıyor. O taraflara geçmeden önce birazcık diğer kalan kısımlara bakalım. Hızlı başlangıç kılavuzu çıkmakta. İçeriklerin USB konektörü, yani USB için neleri bağlayabileceğinizin olduğu bir kılavuz çıkmakta. Garanti belgeleri de vesaire, o tarz belgeler de bulunuyor. Onun dışında bir de iğnemiz var. Bu iğnemizle hemen şu üst kısımda gösterdiğim detaya yakından bakalım isterseniz. Dediğim gibi önceki modelde microSD kart desteği yoktu. Şimdi microSD kart desteği var ve aynı zamanda SIM kartla birlikte aynı kızağa oturtulmuş olması hem tasarımsal anlamda zenginlik katmış hem de alan tasarrufu sağlamış. Görebileceğiniz üzere bu açıdan iyi düşünülmüş diyorum. Yan tarafta, sol tarafta ses açma kapama, sağ tarafta ise açma kapama tuşumuz bulunuyor. Burada sanal tuşlar dan ziyade normal home tuşumuzun yer alması da önemli bir özellik. Kutunun diğer kalan kısmında USB konektör çıkıyor. USB konektör sayesinde arkadaşlar hem klavye hem fare hem de USB flash diskinizi telefonunuza rahatlıkla bağlayabilirsiniz. Ek olarak masraf yapmanıza gerek kalmamış. Bunu da şöyle çıkartalım. Oldukça küçük ve estetik, tasarıma da zenginlik katabiliyor. MicroSD kablomuzu görebilirsiniz. 1 ya da 1.2 metrelik bir kablo olduğunu düşünüyorum. Bir de kutunun içinden hızlı şarj özelliği bulunan adaptörümüz çıkıyor. Bu adaptör de çok önemli. Asla kaybetmeyin diyorum. Piyasada çok fazla çakması dolanıyor. Kutunun içinde bir de dikkat çekici bir farklı kutu var. Kulaklık kutumuz
O da estetik bir görüntüye sahip. Acaba kulaklığımız nasıl diye bakıyoruz. Kulaklığımız birazcık AirPods'ı andırıyor. Samsung'un klasik kulaklık tasarım anlayışını yansıttığını söyleyebiliriz. Kulaklık kutusunun içinden ek silikonların çıkması güzel. Kulak şeklinize göre seçimini yapabilirsiniz. Telefonunuzla uyumlu bu kulaklığı, stok bu kulaklığı kullanmaya devam edebilirsiniz. Ses kalitesine bakmıyorum. Eğer test edersek telefonu, ses kalitesini de değerlendiririm. Onun dışında kutunun içinden başka bir şey çıkmıyor. Zaten yeteri kadar her şey mevcut. Bir kutu açılımı videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzda S7 Edge'in kutusunu açtık ve genel tasarım hatlarına yakından bakma fırsatı bulduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. İncelemeyi bekleyin ve paylaşmayı unutmayın diyorum.